Tüm oyun severlere Gaming kanalından merhaba. Oyun dünyasındaki gelişmeleri sizlerle paylaştığımız haftalık videomuza hoş geldiniz. Aslına bakarsanız bu hafta haber videosunu çekme planlarım arasında yoktu. Zaten görüntüde de anlayacağınız gibi farklı bir yerdeyim ve laptop kamerasını kullandığım için görüntü kalitem haydi düşük. Ancak oyun dünyasında beklenmedik bir gelişme olunca hızlı bir video hazırlamaya karar verdim ve arkada gördüğünüz gibi yanına birkaç haber de ekledim. Umarım bu haftaki içeriğimizdeki düşük görüntü kalitesini mazur görürsünüz ve yine sizlerden beğeni alabiliriz diyerek videomuza geçelim. Evet videomuzun gündemi tıpkı geçen hafta olduğu gibi yine Concord. Şimdi geçen hafta Concord ilk haftadan öldü demiştim zaten. Evet, niyetim de yoktu uzun süre Concord videosu çekmeye ama beklenmedik bir olay oldu. <laughs> i̇kinci haftadan fişinin çekileceği hiç aklıma gelmemişti. Öyle diyeyim. Dün gece sürpriz bir gelişmeyle Farbox Stüdyoları ve Sony e, oyunun beklentilerin altında kaldığı için 6 Eylül'de e, oyunu offline hale getireceklerini, yani kapanacağı ve e, tüm satışların şu an durmuş olduğunu ve aynı zamanda yapılmış olan tüm alışverişlerinde parasının iade edileceğini açıkladı. Gerek PSN üzerinden gerek Steam gerekse Epic dükkanı üzerinden. Ardından da şöyle diyor yani oyunculara e, bu oyunla İyi erişemediğimizi anladık. Nasıl daha iyi yapabiliriz oyunumuzu, nasıl daha rahat erişebiliriz gibi konuları masaya yatıracaklarmış. Yani oyun tamamen ölmüş durumda değil, düzeltmeye gidecekler. Ama hiçbir şekilde ne tarihi ne başka bir bilgi yok, sadece bu kadar. Burada yani zararın neresinden dönsek kardır mantığıyla hareket ediyorlar gözüküyor. Şimdi benim tahminim bu açıklamadan anladığım kadarıyla %90 yani böyle olacaktır. Free to play olacak yani bedavaya çevirecekler oyunu. Bunu da tabii şak diye yapmak mümkün değil. Çünkü onun için bir alt altyapı gerekiyor. Yani gerek e, şeyler alışveriş açısından sonuçta bir şeyler satması lazım oyun bedava olacaksak. E, kozmetikleri mesela zenginleştirmeleri gerekiyor. İşte dükkanın altyapısını falan değiştirmeleri lazım ve bazı yine sistemde değişiklikler yapmaları muhakkak gerekiyordur. Tabii bu işin içinde olmadığım için bilemiyorum bunların ne kadar zaman alacağını. E, yani free, free to play'e uydurmak için tüm yapının değişmesi lazım. Şimdi mesela kozmetikler artacaktır dedim ama mesela çok önemli bir eksik var oyunda o da karakter satın alma yok yani yeni karakter ekleme falan yok bunların planı çünkü işte bu bizim karakterlerimiz bunlar işte her hafta bunlarla ilgili sinematik çekeceğiz ve bayağı da yeterli sayıda karakter var açıkçası ama şimdi bu tip modellerde bildiğiniz gibi karakterler eklemek gerekiyor. Ve karakterlerin bir kısmı baya e, antipatik bulundu bir takım kesimler tarafından. O çok önemli değil bence. Esas önemli olan e, oyunun zaten parayla satılmasıydı. Eleştirdiğimiz konuda buydu. Bu oyunun bedava olması gerekirdi en baştan. Ama tabii geçtiğimiz hafta ve daha önceki haftalarda da bildiğimiz gibi e, Sony çok çok geriden takip ettiği için gelişmeleri oyun dünyasından. Hadi biz de işte e, Hero Shooter yapalım diye gittiler. Bu Fireworks Stüdyosu'nu dünyanın parasını verip satın aldılar. E böyle bir yatırım yapınca tabii ki bedava sunamıyorlar İşte 40 dolar modeline uyduruyorlar yani şeydeki Hell Helldivers 2'de yaptıkları gibi Hell Helldivers 2 tuttu ama bu tutmadı. Sonuçta e, ortada ama ben bu kadar da kötü olacağını bu kadar da hızlı geçeceğini kesinlikle beklemiyordum. E, şimdi ne, nasıl başka değişiklik yapabilirler mesela belki şey e, artık sinematik mesela çekme olayı var ya her hafta ekleyeceklerdi çok pahalıya patlayacağını söylemiştim. Ellerindeki mesela sistem sinematikleri mutlaka kullanacaklardır ama mesela yeni sinematik çekmek için artık bütçe ayırmamaya lazım <laughs> çünkü çok ciddi zarara girmiş durumdalar. Bu olay hakikaten eşi benzeri yok. Ben yani tamam yani oyun sektörünün uzun yıllardır içinde değilim ama uzaktan olsa bir fan olarak her zaman takip ediyordum ama çok uzun zamandır böyle bir fiyasko görmedim. Şimdi aslına bakarsanız The Day Before var diyeceksiniz. O da çıktı ardından işte e, iadeler yapıldı ama. The Day Before zaten belliydi ne oldu yani. Ya insanları kazıklama amaçlı yapılıyordu ya da süper amatör kişiler işin üstesinden gelmedi. ikisinden biri. Özetle çalışmayan bir oyundu. Hemen Steam iadeleri başladı. Bu oyun çalışıyor. İyi de çalışıyor. ya yani Millet oyunun aslına bakarsanız iyi çalıştığını söylüyor. Ama işte hatalı planlar, stratejilerden dolayı bu hale geldi. Yani koca bu kadar masraf yapılmış 3A oyun 2 haftada rafa kalkmış durumda. Hakikaten inanılır gibi değil. Hatta iki gün öncesine kadar Firewalk çalışanları sürekli böyle oraya buraya yazıyorlardı. En son mesela okuduğum deme şu şekildeydi. Ya işte oyunu karalıyorsunuz ediyorsunuz sizin yüzünüzden aç kalacağız gibi saçma sapan insanları suçlu hissettirici paylaşımlar yapıyorlardı. E bu dünyanın <laughs> açıkçası hali bu şekilde yani bir şeyden şikayet ettiğiniz zaman bir sorun varsa birilerinin elbette başı yanıyor maalesef. E, tabii ki burada kızılacak üst yönetim yani oradaki çalışanların elbette suçu yok ama e, bu tip durumlarda genelde fatura onlara kesiyor onlar içten çıkarılıyor. Şimdi burada da e, sistem değişecektir yani bir kez daha bunu deneyeceklerdir free to play olarak. Yine tutmazsa e, e, elbette şey <laughs> yani bu çalışan kişiler işten şüphesiz çıkarılacaktır küçüleceklerdir. Oyun tutar mı peki tekrar? E, bu da bir soru işareti çünkü bir kere bir e, kötü bir itibar oluştu üzerinde. Ben olsam biraz beklerim. Belki hani free to play'e çevirme dışında başka bir takım şeylerde de belki çalışırım. Üzerinden biraz zaman geçsin. Ee, örneğin mesela bir 6 ay sonra çıkarım bu oyunu. Bak işte yeni e, şey Concord işte şunu düzelttik şunu yaptık artık bedava herkes erişebilecek falan filan şeklinde böyle güzel bir e, reklam kampanyası çıkarmaları lazım. Tabi ona da bütçe gerekiyor o da ayrı konu. Bakalım ne olacak çok merak ediyorum ben. Ama burada e, bir gerçe iki gerçek var. Bir tanesi Sony yönetimin ne kadar kötü ve e, vizyon sahibi olmadığı. Bu çok açık ortada. Ya da iyi danışmanları yok. Öyle diyeyim hadi. Ama iyi danışmanların olmaması da yine e, yönetimin suçunu bu şey yapıyor, gösteriyor. Biraz daha iyimser bakarsak ama geleceğe. E, şimdi bu Jim Ryan yönetiminde alınmış olan kararlar bunlar. Bu oyun işte e, onun dışında Fair Games, Marathon gibi oyunlar bekliyor. Daha sırada geliyor. E, Hatta şeyi de iptal ettiler biliyorsunuz. Last of Us online çıkacaktı. Onu da iptal ettiler. Başka yine online projeler vardı. Onların da bir kısmı iptal oldu. Yani Jim Ryan tamamen servis oyunlarına yönelmişti. E şimdi tabii Jim Ryan yok başta. Başka kişiler devraldı. İşte işte Herbert bir şey mi? Şu an ismini unuttum da herhalde Alman asıllı biri var başta. E, o sanki geçici gibi işin başında. Yani bir şeylik var sanki bir tepede bir liderlik eksikliğini hissediyoruz. Ama yeni yönetim belki yani bu Jim Ryan'ın zamanda alınan yanlış kararları düzeltmeye çalışıyor olabilir. Belki buradan ders alırlar. Maratonda bir takım şeyler değişir. Çok daha güçlü bir şekilde gelir. Çünkü onun arkasında Bungie var. Fair Games mümkünse iptal etsinler. Çünkü görüntüler berbat. Ve şu an tepki çeken walk temalarını işte Z jenerasyon zaten onları da bilmiyorum. işte bir takım şeyleri böyle tuhaf tipleri içermekte. O hani bence Concord'dan çok daha kötü görünüyor. Concord bu kadar battıysa o oyunun <laughs> başarılı olma şansı yok. bence mesela onun doğrudan fişini çekin, rafa kaldırın o projeyi. İkinci gerçek ise buradan çıkardığımız internet ve sosyal medyanın gücü hakikaten çok yüksekmiş. bu yine tekrar gösterdi. Şimdi şöyle bir durum var. Yani evet hani şey belli. Hani bunun parayla satılmaması lazım. İşte ne bileyim karakterler çakma başka franchise'lerden şudur budur. Bir sürü hatalı karar var. ama yani bu oyunu kimse istemiyor, kimse oynamayacak diye bir söylenti başladı. Yani ağızdan ağza geçti. Bu hakikaten çok güçlü bu olay. Bir kere insan duydu mu, ya bu oyunu kimse oynamayacak nasıl olsa ben de hiç boşuna girmeyeyim. İşte bu tip oyunlarda, online oyunlar bu çok apa çok önemli. Yani böyle millet sürü halinde hareket ediyor. Bir, bir, bir şey başarılı olsun, bir iyi bir şey söylensin hemen herkes aha, hurra çullanıyor oraya. Burada mesela işte o şey e, Pokemon çakması oyun geliyor aklımıza. E, orada mesela bir anda süper başarılı oldu. Yani başarılı olanlar çok hızlı yükseliyorlar. Başarısız ise çok hızlı dibe çakılıyor. İşte Concord örneği. Gerçekten de çok tuhaf dönemler yaşıyoruz arkadaşlar. Evet sıradaki haberimiz yine Sony'den. Tesadüfen oldu. Yani bu, bu, bugün gündem Sony ağırlıklı olacak. E, hiç öyle bir plan yoktu ama e, gelişmeler o şekilde oldu. İkinci gelişme de PlayStation 5 Pro sızıntısı. PlayStation 5 Pro'nun çıkacağını biliyoruz zaten yıl sonuna doğru. Ancak bir tane anladığım kadarıyla herhalde modeller mi yollamış tam şeyini bilmiyorum detayını ama bir sızıntı geldi. Bir dükkandan gelmiş ya da bir dağıtıcıdan. 9 Eylül'de ilan edilecekmiş. PlayStation 5 Pro'nun fiyatı, görüntüsü falan filan. Arkada hatta bir görüntü yansıtıyorum. Ne kadar doğru bilmiyorum. Yani tekrar siyah renge gitmişler görünüyor. Ve bu ilanda 6 Aralık'ta satışa sunulacağı söylenecekmiş. Bu ilan sıradaki State of Play gösterimi mi olacak bilemez. 9 çok yakın bir tarih. Ve iki sürüm de gelecekmiş önümüze. Bir tane dijital bir tane disk sürümü. Bu mantıklı tabii böyle bir şey olması. Fiyatı ise dijital 600 disk sürümünün ise 700 dolar olacağı söyleniyor. Hakikaten çok yüksek rakamlar bir konsol için. Şimdi diğer çıkış fiyatlarına 100'er dolar eklenmiş durumda PlayStation 5'in Peki PlayStation 5 ve Pro arasında bu kadar farkı gerektirecek bir e, yükselme, upgrade var mı? Yani bu gerektiriyor mu? Yani mevcut kişiler satıp e, PlayStation 5 Pro'yu almalı mı? Şimdi sözüm ona PlayStation 5 Pro ray tracing teknolojisini daha iyi kullanabilecek. Çünkü PlayStation 5 bayağı PC'nin yanında kötü e, bu kulvarda. Digital Foundry bununla ilgili bir çalışma yaptı ki e, 5-6 ay önce bir yayın yapmıştık. Canlı yayında buna değinmiştik açıkçası. O kadar ben teknik detaydan anlamıyorum ama bazı rakamlarda gözümüzün önünde ee, mesela hani aynı CPU kullanıyor. Evet detaylarda bazı sayıların farklı olduğunu görüyoruz. Mesela GPU hızının çok fazla e, hızlı olmadığını görüyoruz. Ve Digital Foundry'deki kişiler de bunu söylediler. Yani daha radikal bir değişikliğe ihtiyaç olduğunu söylüyorlar. E, bakalım gözle görülür ne kadar e, fark olacak? Göreceğiz zamanla. E, Bizde tabii kaça satılır bunlar bilemiyoruz. E, ülkemizin <laughs> yani domatesin fiyatını bile kestiremiyoruz. O yüzden hani e, Playstation 5 Pro'nun fiyatını şu, şu an söylemek çok zor ama şimdiden dedikodular dolaşıyor. Playstation 5 Pro çıkmasın ama bir yararı olabilir. Belki Playstation 5 makineler hani Pro çıktı diye daha uygun fiyata satılabilir. Hani buradan istifade edilebilir öyle diyeyim. Çünkü benim tahminim hakikaten önemli bir fark olmayacak. E, ama burada hani satın alsanız ne yazar? Çünkü burada esas problem oyuncak oyun yok. Oyun gelmiyor yeni oyun. Yani e, Grand Theft Auto 6'ya kadar e, bir oyun açıklanmış durumda değil ki o da bildiğiniz gibi e, Xbox'ta da oynayabilecek. Umarım bu arada PC'ye de gelir bir sürpriz yakar yapar. Rockstar da bizi de sevindirir. Her neyse yani PlayStation'a ait bir oyun hiçbir şey açıklanmadı. E, yakın gelecekte de görünmüyor. E, şimdi State of Play gösteriminde de yeni bir şey gösterilmeyeceği söylendi bize. E, böyle bir durum varsa hani PlayStation 5 Pro hoş çıkarıyorlar. Yani şu an global konuşuyorum Türkiye olarak değil. Ama yani bunu çıkarıyoruz bu aleti. Ne oyunu oynayacaksınız bunda? Hani mesaj diyecekler ki açtı işte şu oyunu alırsanız hani PlayStation 5 Pro'da çok daha iyi olacak görüntüsü. Böyle bir şey yok ortada. Yine burada Sony'nin pek iyi kararlar almadığını görüyoruz açıkçası. Yani bu yani oyunların çıkış tarihlerini demek ki iyi planlayamadılar ya da belki bazıların bütçesi falan çok yukarı çıktı. Bir takım aksilikler yaşıyorlar <laughs> ama hiç kimse bilemez bunu. Türkiye Sony'de kalmadığına göre geçtiğimiz gün podcast yapmıştık Özcan Bey'le. Sadece biz de uzaktan izleyeceğiz. Evet bu hafta ne gibi oyunlar çıkıyor? Ona şöyle bir bakalım. Daha doğrusu bedava oyun hizmetlerine geliyor. Her zamanki gibi ona bakıyoruz. 4 Eylül 11 Eylül haftası Xbox Game Pass'te 2 adet oyun ekleniyor. Bir tanesi Expeditions and Mud Runner Game. Bu Warhammer 40.000'i 40 çıkaran Saber Interactive'in oyunu Expeditions serisinde Işte bu araç kullanılan fanbiyon hiçbir fikrim yok. Ben bu seriye çok yabancıyım ama merakları için iyi haber. 5 Eylül'de ekleniyor Game Pass'e. Ama esas bence önemli oyun ki bu ayın bence önemli oyunlarından bir tanesi Age of Mythology'nin Retold yani yenilenmiş versiyonu geliyor. Ben bu oyunu yaklaşık bir haftadır oynuyorum. Tahminen Cuma günü bunun inceleme videosunu koyacağım. Böyle bir kısa bir inceleme olacak. Onu da dinleyip ona göre karar verebilirsiniz. Ama Game Pass üyesiyseniz zaten İndirip bakacaksınız çok zor bir şey değil. Onun dışında da yine ilk dalga oyunlarında açıklananlar oldu. Riders Republic ve Train Sim World 5 diye bu oyunlar hakkında pek bir fikrim yok. Ama esas Eylül'ün ikinci yarısında büyük oyunlar gelecek. PlayStation Plus oyunları da açıklandı. Aynen geçen hafta söylemiştim ben bu videoyu çekeceğim hemen ardından açıklanacak diye. Bir ya da iki gün sonra ilan edildi Plus oyunları. Harry Potter Quidditch Champions'ın zaten geleceğini biliyorduk. Onun dışında peki neler var? E, açıkçası beni çok tatmin etmedi ama e, geçtiğimiz aya kıyasla daha iyi oyunlar. Yani onu kabul etmek gerekiyor. E, Quidditch'i e ek olarak e, beyzbol oyunu var. Yani e, yani beni ilgilendirmiyor demesinin nedeni bu. Türkiye'deki yani birçok kişi ilgilendirmiyor beyzbol. Burada oynanmadığı için. Bu arada izlemesi de inanılmaz sıkıcı bir spor. Her neyse hani meraklıları bunu oynayabilirler. Sonuçta 2024 spor oyunu iyi bir şey. Ancak e, Little Nightmares 2'yi veriyorlar. Bu güzel ekleme olmuş. O da tabii çok yeni bir oyun değil ama Little Nightmares güzel bir franchise. Ben ilkini oynamıştım, ikincisini oynamıştım. Buna bakmayı düşünüyorum açıkçası. PlayStation ve Game Pass'i bir kenara bırakırsak Epic dükkanında esas önemli gelişmeler var. Şu an bir indirim dönemine girdik tekrar. 2 ila 16 Eylül arasında sürecek çeşitli indirimler var dükkanda. Ve fena olmayan seçenekler gözümüze çarptık. Levent'le inceledik. Şu an Levent'le beraber bir video hazırlıyoruz. Onu da büyük ihtimalle ya cuma ya cumartesi koyacağız. Yani ya, Age of Mythology inceleme ve e, Epic dükkanındaki indirimler videolarını bu hafta sonu izleyebilirsiniz. Bir aksilik olmazsa tabii. Evet ve böylece bu haber e, videosunun sonuna ulaştık. Umarım izlediğiniz hoşunuza gitmiştir ve tekrar sizlerden özür diliyorum bu kamera görüntüsünden dolayı. E, haftaya tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.